Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Mayıs 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Güneş 20 Mayıs'a kadar Boğa burcunda ilerliyor olacak. Bu ay yeni ayımız da Boğa burcunda doğuyor. 11 Mayıs'ta doğacak. 21 derece Boğa burcunda. Sizin için de önemli bir ay Mayıs ayı, çünkü tam karşıt burcunuzda yeni ay doğuyor. Boğa yeni ayıyla beraber özellikle hayatınızdaki önemli ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar, evlilik konuları, eşinizle ilgili, partnerinizle ilgili konu ve kavramlar daha bir belirgin hale gelebilir. Her yeni ay yeni olasılıklarımızı da gündemimize taşıyor. Demek ki ilişkilerimizle ilgili yeni kararlar verebileceğimiz bir süreçteyiz. Yeni başlangıçlar yapabileceğimiz önemli bir dönemdeyiz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarındaysa, bu yeni ayın daha güçlü, daha kadersel etkiler getirmesini ilişki dinamiklerinizde bekleyebiliriz aslında. Ve ayın sonuna kadar olan süreçte yeni ay enerjileri de kendini gösterecek ve ay genelinde bunlarla bir şekilde daha fazla ilgili olacağız. Mars, gezegeniniz Mars, ay boyunca Yengeç burcunda. Mars Yengeç'te daha duygusaldır. Daha çok biraz daha hani kişisel güvenliğini önemser. Yakınları için, ailesi için, sevdikleri için biraz kaygılanabilir. Onları koruma, besleme içgüdüsü artar Mars Yengeç'teyken. Siz de yakınlarınıza karşı özellikle biraz daha böyle ay genelinde daha hassas olabilirsiniz. Uzaklarda göremediğiniz kişileri görmek isteyebilirsiniz. Örneğin bazı kaygılar da oluşturabilir Mars bu alanlarda. Şu aralar eğer seyahatlerde bazı engellerle karşılaşıyorsanız ya da özellikle ilişki dinamiklerinizde akraba ilişkileri olabilir, zorlandığınız konular varsa bunlara daha bence dengeli yaklaşmaya çalışın. Çok duygusal, dürtüsel davranmamak gerekiyor ayın genelinde. Çünkü Mars Yengeç'te duygusal davranmaya müsaittir. Bu da bize bazen çok istemediğimiz sonuçlar getirebilir. Merkür ay başından itibaren ikizlerde olacak. 9 Mayıs'ta Venüs de ikizlerde oluyor. Ayın geneline baktığımızda aslında kişisel gezegenler ve iletişim gezegeni ikizlerdeki hareketi zihinsel aktivitelerde daha fazla hızlı şeylerle ilgilenebileceğimizi, birçok konuyla aynı anda ilgilenebileceğimizi gösteriyor. Parasal konularda aktif, ticari konularda aktif, belki ilişkiler alanında özellikle eşinizin kaynakları, belki evliliğinizle ilgili olabilecek maddi gelişmeler, işbirlikleriyle bağlantılı olabilecek yine finansal gelişmeler bu ay genelinde yine gündeminizde olabilir. Hisseli paralar, paylaşımlar alanında da daha fazla düşünebilirsiniz. Yani buralarda varsa planlarınız, programınız ya da bazı kaygılarınız, özellikle bir borç alacak konusu, bir paylaşım, bunları da ay başından itibaren daha fazla ele alabileceğinizi, bu konularla ilgili araştırmalar yapmanız, bilgi toplamanız, gerekli kişilerle görüşmeniz, yazışmanız, belki bazı önemli kararlar vermeniz de mümkün görünüyor. 13 Mayıs itibariyle Jüpiter Balık burcuna geçecek. Kısa bir geçiş aslında bu, çünkü 28 Temmuz'dan itibaren tekrar Kova burcunda olacak Jüpiter. 2,5 ay kalacak Jüpiter ilk derecelerinde kalacak Balık burcunun. Asıl 2022'de Jüpiter'i Balık burcunda göreceğiz. Ama bu yine de bu 2,5 ay size güzel bir etki getirecek sevgili akrepler. 5. evinizde olacak. Yaz aylarında aşk alanlarında, romantik konularda, duygusal alanlarda güçlü destekler getirebilir, fırsatlar getirebilir. Çocuklarınızla da ilgili keyiflerin, iyileşmelerin olması yine mümkün. Hatta parasal konularda da şansınızın daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Jüpiter aslında 2022 yılında size neler getirebilecek? İlk işaretlerini bu 2,5 aylık süreçte de verebilir. İyi takip etmeye çalışın. 20 Mayıs itibariyle Güneş artık İkizler Burcu'na geçiyor. Evet, artık toplumsal alanlarda da daha fazla hareketin başladığını göreceğiz. İkizler Burcu hareketlidir çünkü. Özellikle seyahatler, yolculuklar, bilgi paylaşımı, yakın çevre ilişkileri, akraba ilişkileri, ikizlerde haber trafiği çok artar. Ve Güneş bu alanlarda, toplumsal alanlarda daha güçlü etkiler vermeye başlayacak. Ve 26 Mayıs'ta Ay Dolunay fazına ulaşıyor. Bu aynı zamanda bir ay tutulması.
tam ay tutulması, 2021'in ilk ay tutulması 5 derece yay burcunda, sizin de para alanınızda. Şimdi tutulma ne yapabilir? Tutulma her şeyden önce hızlı gündemler getirebilir, daha kadersel etkiler getirebilir, duygusal olarak bizi biraz etkileyebilir, zorlayabilir. Hızlı dönüşümler, bir şeyin tamamlanması, sonlanması anlamına da gelebilir. Bu tutulma tabii herkesi aynı şekilde etkilemiyor. Kişisel doğum haritalarınız önemli. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında değişken burçlarınız varsa, bunlar ikizler, yay, balık, başak olabilir. O zaman etkiler artacaktır. Daha kadersel, bireysel etkiler olabilir. Örneğin sürekli para kazandığınız bir işle ilgili hızlı gelişme olabilir. Yani bir işten ayrılabilirsiniz de. Yani bir işin bitmesi, bir para akışının tamamlanması da mümkün. Ancak bir parayı değerlendirme, bir yatırım yapma, güçlü bir alışveriş de gündemde olabilir. Daha önceden yapmış olduğunuz bir yatırımla ilgili de hızlı geri dönüşlerin olması ve maddi durumunuzda bazı gündemlerin, değişimlerin olması da mümkün. Ani harcamalar, masraflar da olabilir. Ya da bu tutulma eğitimle ilgili, seyahatle ilgili, uluslararası alanda veya medya, iletişim alanlarında bazı iş ve para kazanma imkanları da getirebilir. Yani bu olasılıklar çeşitli şekillerde gündemde olabilir ve etkiler özellikle Temmuz başına kadar olan süreçte, önümüzdeki bir ay güçlü bir şekilde kendini gösterebilir sevgili akrepler. 29 Mayıs itibariyle Merkür Retrosu başlıyor. İkizler'de başlayacak Merkür Retrosu. 22 Haziran'a kadar da sürecek. O yüzden bu ayı iyi değerlendirelim. Yeni bir karar veriyorsak, işte bir başlangıç yapacaksak, bir sözleşme atacaksak, bir imza yapacaksak, yani bunları özellikle 29 Mayıs'a kadar yapmaya çalışalım. 29 Mayıs'tan sonra biliyorsunuz Merkür Retrosu biraz bazı şeyleri yavaşlatabiliyor, iletişim sorunları çıkarabiliyor. O yüzden Mayıs ayını iyi değerlendirmekte, hazırlıklı olmakta fayda var. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astrolojiyle ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.